Merhaba, Yan Yol'un 51. programına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz metropol hayatı ve yalnızlık. Aslında yola çıkış noktamız Melis'in babasının bizlere okumamız için tavsiye ettiği Bekir Ağırdır'ın T24 için yazdığı komşuluk ilişkilerini sorgulayan bir makaleydi. Ama biz programı kurgularken komşuluk ilişkileriyle sınırlı kalmayalım istedik. Genel olarak metropol hayatında bizi yalnız hissettiren, insanlarla ilişkilerimizde tatmin olmamıza engel olan etmenler neler? Bunları sorguladık. Biraz beyin fırtınası yaptık. Şimdi biz bu konuyu ilk Facebook'a koyduğumuzda bir arkadaşımız şöyle yazmış. İşte komşulukla ilgili bir alıntı yapmıştık. Demiş ki işte burada bir de Ercan Kesal'ın kitabından bir alıntı yapmıştık. Yok, gittikçe alıntıyı Bekir Ağırdır yazısında yapmış. Alıntı içinde alıntı. Biz de aynen öyle oldu. Evet. Demiş ki işte arkadaşımız işte Ercan Kesal'ın kitabında yazdığı ve sizin alıntıladığınız bu bölüm biraz fazla şiirselliğe kaçmış. İşte komşulukla ilgili de ben işte işten yorgun argın geliyorum. Bir de komşularıma mı zaman ayırayım? Yani kendi sevdiğim arkadaşlarımla görüşürüm ya da hobilerime vakit ayırırım demiş. Bizim de zaten bu programdaki amacımız hemen gidin işte elinizde bir kekle komşunuzu ziyaret edin demek değil. Ama hala hazırda zaman ayırdığımız ilişkilerimiz nasıl daha doyurucu hale gelir? Biz nerede hata yapıyoruz? Karşımızdakiler nerede hata yapıyorlar? Belki daha çok bundan bahsedeceğiz. Dolayısıyla bugünkü konumuz metropol hayatı ve yalnızlık. Şimdi şöyle kurguladık programı. Üç etmenden bahsedeceğiz aslında. Birincisi, ahlaki sorumluluk hissetmiyor muyuz artık insan ilişkilerinde? İkincisi, ilişkilerin profesyonelleşmesi, iş hayatındaki pratiklerin gündelik hayattaki ilişkilerimize de yansıması. Üçüncüsü de örgütlü hareket etmenin işbirliğinin mümkün olmaması. Şimdi ben birincisinden bahsederek şöyle açmak istiyorum. Şimdi Hartley Dean diye bir akademisyenin bir makalesini okumuştum ben üniversitedeyken. O İngiltere'deki üçüncü yol düzeninin, yani sosyal hizmet sağlayıcılarının pratiklerini değiştiren bir politika öne sürmüştü. Tony Blair İşçi Partisi 1990'ların sonunda. İşte sosyal yardımların ihtiyaca göre değil, riskleri karşılamaya yönelik olması, özellikle sağlık hizmetlerinin gibi bir politikaya geçilmişti. Bunun da bir ideolojik arka planı var. Bu arka plan da şöyleymiş, bu Hartley Dean'in makalesine göre. Şimdi duygu sonracılığı, post-emotionalism diye bir akım var. Diyorlar ki insanlar son 25 yılda İngiltere'de ilişkileri gittikçe daha az toplumsal sorumluluk ve yükümlülük bağlamında görmeye başladılar. Ve gittikçe daha çok kendilerine fayda sağlayacak kaynaklar ve kendilerini başarıya götürebilecek köprüler, araçlar olarak insani ilişkileri görmeye başladılar diyor. İşte tabii bunun yanında iyi vakit geçirme falan gibi de amaçları var insanların tabii ki kişisel ilişkilerinde. Ben buradan yola çıkarak şunu sormak istiyorum. İnsani ilişkilerimizde artık ahlaki sorumluluk hissetmiyor muyuz karşımızdakilere? Başlamak ister misin? Ben mi başlayayım? Aslında ben biraz ikinci maddeye yönelik bir şeyle başlamayı düşünmüştüm. Onun için ben başlayayım, tamam. Biraz kala kaldım bu ahlaki sorumlulukla ilgili soru geldi. Eğer Melis cevaplamak istersen. Tamam. Ben çok akademik bir cevap vereyim buna. Bizim kent ve kentlileşme ile ilgili vakti zamanında aldığım, şimdi de verdiğim bir dersle ilgili olarak George Zimmel metropol hayatında insanların, bu biraz önce senin de söylediğin bireysellikle toplumun çıkarları arasındaki şeyi kurmakta zorlanmaya başladıkları bir sürece girerler diyor. Yani kentlileşmeyi tanımlarken de zaten kavramsal olarak böyle bir tanım koyuyor. Bireysel çıkarlarım mı daha ön planda olmalı yoksa toplumun çıkarları mı? Bu da zaten kırla kentsel hayatın, yani kırsal hayatta kentsel hayatın arasındaki en önemli farklardan bir tanesi olarak ortaya konuyor sosyolojik olarak. Çünkü kırda imece usulü diye bildiğimiz bir şey vardır. Her konuda uzman insan olmadığı için
birçok şey pek çok insan tarafından ortaklaşa yapılmak durumunda kalınır. İş gücünü paylaşmak ve o ortaklaşa yapılan işten herkesin verim almasını sağlamak için. İşte ekmek fırınına ekmek götürüp hep beraber ekmek yapmak ya da kışlık tarhanayı hazırlamak da buna dahil edilebilir. Kanalizasyonu olmayan köye kanalizasyon getirmek için ya da işte çukurları kazmak için hep beraber çalışmak da buna girebilir. Ama şehirde bundan yavaş yavaş uzaklaşıyoruz ya. Dolayısıyla o toplum ve toplum için yapılması gereken şeyleri çok kurumsallaştırıyoruz bir yandan. Yani inisiyatif de almak istemiyorsunuz zaten. Hani sizin örneğin yaşadığınız sokaktaki asfalt kalkmış mesela, çatlamış. Oturup siz ona asfalt belki döşeyebilecek paranız, maddi gücünüz vardır. Belki gücünüz de vardır ama yapmazsınız. Onu başka birisinin yapmasını beklersiniz. Bu kurumsallaşmış bir şeydir. İşte orada tam da toplum için bir şeyler yapmaktan yavaş yavaş uzaklaşma sistemi bu sefer sizin kendinizle ilgili bir şeyler yapmaya sizi sürekli itelemeye başlıyor. Yani en azından kentlileşme sürecinde kırla kentin arasındaki fark bu. Ahlaki olarak ben bunun çok ahlakla alakalı olduğunu düşünmüyorum doğrusu. Bence bu bir yaşam kültürü. Yani kırsal yaşam kültürüyle kentsel yaşam kültürünün arasındaki fark, dediğim gibi görevlerin kurumsallaşması ve uzmanlaşması sebebiyle toplum için sizin bir şey yapmanıza gerek yok artık. Siz yaptığınız işi iyi yapın yeter. Yaptığınız işi iyi yaptığınız müddetçe de aslında bireyselsiniz. Çünkü yaptığım işi iyi yapmaya devam edebilmek için kendi kariyer çizgimde gelişmeye devam etmem, bana yol açacak sistemlerin içerisine girmem lazım. Eğer bununla ilgili ahlaki bir bozulma yaşamıyorsanız bireysel olarak, bence genel olarak bir ahlaki bozulmadan söz etmek çok doğru olmaz diye düşünüyorum. Tabii bu benim görüşüm. Biraz buradan seni biraz zorlayacak bir şeye geleceğim. Hadi. Şimdi biz geçen hafta sizlerle buluştuk ya kızlar. Bir akşam yemeği yedik. Şimdi orada hani şeyden bahsettik ya hepimiz. İşte iş hayatındaki rekabetçilik, insanların birbirine özellikle aynı iş için bir rekabet varsa mesela iki ekip arasında, aynı şirket içindeki iki ayrı ekip. Birbirinden bilgi saklamak, rekabet etmek, işi kapmaya çalışmak, işte iş alanlarının belirli olmadığı durumlarda insanların birbirleriyle işte o işi yapmak için rekabet etmesi gibi konulardan bahsettik. Yani ahlaktan kastım biraz da bu aslında. Yani iş hayatındaki bu acımasızca ve yani iş birliğinden çok rekabetin öne çıkmasını nasıl değerlendiriyorsun? Ya da sen nasıl değerlendiriyorsun? Tabii ki değerlendireyim. Değerlendirmeden önce Melis'i dinlerken aklıma gelenleri söyleyeyim biraz. Ya bir ahlaki sorumluluğumuz olup olmadığını sormuştun. Veya yani o düzlemdeydi sorduğun soru galiba da. Tabii ki Melis'in dediği en aslında belirgin açıklama, işte küçük toplum, büyük toplum. Yani küçük toplumda, küçük komünitelerde yaşayan insanların dayandığı bazı pratikler var. Hayatını kolaylaştırmak için büyük kentlerde yaşayanların dayandıkları var. Bunların arasında da fark var. Hani bu belki iki komünite arasındaki belki ahlaki farkları işaret ediyor olabilir. Ama tam bunu olabilir ama olmayabilir de. Neden olmayabilirin cevabı olarak şu geldi aklıma. Melis'i dinlerken belki küçük komünitelerde bu kadar önemli ve hani hayatın vazgeçilmez bir parçası olarak karşımıza çıkan yakın komşuluk ilişkileri de ahlakın bir işlevi olarak ortaya çıkmamıştır. Yani biz, evet, biz ahlakımızla bunu araçsallaştırmışızdır ama neticede bir işe yaramıştır. Bu bir açığı kapatmıştır, bir işlev görmüştür. Ama hani biz belki toplumsal yaşantımızda onu iyi ahlak örneği olarak kodlamışızdır. Bu gerek ortadan kalkınca bu ilişkilerde erozyona uğramış olabilir. Bu da bu da dışarıdan hani ahlakımız da mı eriyor gibi görünmüş olabilir ama dediğim gibi yani biraz galiba nasıl bak ahlakı nasıl tanımladığınızla da alakalı olarak değişebilir herhalde bu sorunun cevabı. Ama verdiğim iş hayatıyla ilgili örnek daha açık bir örnek sanırım bu konuda. Ben onunla ilgili Irmak'ın da yaptığı yeni tanım, komünite tanımı üzerinden şöyle bir şey söyleyeyim mi? Şu an aklıma geldi bu arada bu. Yoksa geçen hafta söylediğimiz şeylerin hala altına imzamı atarım. Geçen hafta düşündüğümden farklı düşünmüyorum. Ama senin söylediğin sistem, bir şirket örneğin, küçük komüniteye giriyor. Yani dolayısıyla sen oradaki o işbirliğini beklerken aslında çok kırsaldan gelen
değer yargıları üzerinden, şimdi ahlak ve ahlaksızlık üzerinden değerlendirmek için insanların yalan söylüyor, çelme takıyor olması gerekir değil mi? Eğer böyle yapıyorsa bunlar zaten bireysel ahlaksızlık bence, kabul ediyorum. Fakat hani iş birliğini tercih etmiyor olmaları vesaire. Ya da bilgi ve bunu, saklama. Evet, bunu senin canını sıkıyor olması mesela sanırım orası senin için metropol ya da büyük şehrin bir parçası değil. Orası senin küçük komüniten, ailen gibi örneğin ya da işte küçük arkadaşlık çevrelerin, çemberlerin gibi. Dolayısıyla o sistemin içerisinde işbirliği yapılmıyor olmasından bireysel olarak duyduğumuz rahatsızlık mesela başka bir muhtemelen küçük komünite ahlaki değerleri ya da varoluş değerlerine aykırı düştüğü mesela için. Mesela başka bir şirketten birisiyle rekabet etmek, bir işi almak için işte kıyasıya rekabet etmek, tabii ki bilgi saklamak çok doğal gelirken aynı şirketin içindeki iki ayrı ekibin bunu yapması biraz ters geliyor insana. Belki de dediğin doğru bir açıklama o olabilir. O zaman kurum içinde biraz köy mantalitesine mi dönüyoruz ister evet, istemez? Evet, herhalde. Daha çünkü yüz yüze baktığımız, görüştüğümüz insanlar tabii olduğu için beklentimiz artıyor belki de. Evet. Çünkü zaten oradaki iş bölümü belirli bir amaca ulaşmak için yapılmış bir iş bölümü olduğu için yani o şirketin daha iyi olması, hepimizin daha fazla kazanması, dolayısıyla hepimizin kariyerlerinde ilerlemesi değil mi? Yani köyümüzün şeyi daha refaha ulaşması örneğin. Ama herkes bireysel bakıyor. Ama işte yaşadığımız sistem, kentsel sistem olduğu ve biz rekabetçilik içerisinde bireyselleşmeye çok alıştığımız için o değerleri oraya taşıyamıyoruz muhtemelen. Ve bu yüzden de biz bireysel olarak bundan rahatsızlık duyuyoruz bir yandan. Eminim ki o rekabetin içerisinde rekabeti en çok körükleyenler de kendilerine sorsan onlar da rahatsızım derler. Yani kendileri işte birinin ayağına çelme takmaya çalışan da, bilgi saklayan da, o da ona sorsan çok rekabetçi bir ortam, çok rahatsızım muhtemelen der. Ve çünkü rahatsızdır da. Yani, yani evet şimdi o dediğin düşündürdü. Hakikaten kurumsal dünyanın içindeki kimle konuşursanız konuşun herkesin aynı şeyden şikayetçi olması. O zaman kim? Ne bileyim ha işte böyle LinkedIn'de falan sürekli bu konular hakkında görüşler, makaleler, bilmem neler paylaşılması. Ama günün sonunda da bu şikayet edilen davranışları neticede bu insanların yapıyor olması gibi bir gerçek var önümüzde. Bu da işte biraz hakikaten küçük komünite davranışlarını çok anımsatıyor yani. Çünkü oralarda da sorsanız herkes birbirine küsmüştür, birbirine alınmıştır. Hani hep karşı taraf hep alınmanıza sebep olacak bir şey yapmıştır. Tabii. Ama karşı tarafla konuşsanız aynısını sizin için söyleyecektir gibi. Hani aslında şimdi programa gelmeden önce de bunu düşünmemiştim. Hakikaten böyle küçük hani kurumsal çemberler biz farkında olmasak da küçük köy şehirleri gibi. Replikaları gibi. Kentsel yani, köy. Kentsel köyler, evet. Yani ben hep şöyle düşünüyorum. Yani uzun vadeli, aslında herkesin uzun vadeli çıkarı işbirliği yapmakmış gibi geliyor bana. Yani şu işte ben ona işbirliği yaparım, şu bilgiyi ona söylerim. İşte o da bu sayede ilerler. Ama sonra gün gelir o da başka bir konuda bana bilgisini paylaşır. Bu şekilde hep beraber bütün ekipler, yani bütün şirketin yararına olacak şekilde bir ilerleme olur gibi geliyor bana. Ama sanırım orada yani güç dengeleri falan da devreye giriyor. Yani daha güçlü olan niye ben aşağıdakilere yardım edeyim ki falan gibi de düşünebiliyor. Dolayısıyla evet sadece ahlakla açıklanamayacak belki. Liyakat kültürü olmayan bir sistemin içerisinde de zaten o bilgiyi paylaşmak kendi şirket içerisinde de rekabete açık olmak tabii manasına gelir. Yani bu bilgiyi paylaştıktan sonra bununla ilgili üretilecek proje diğer departmanda daha iyi bir proje olursa benim departmanımın önüne geçer. Aynen öyle. Değil mi? Yani ama işte o liyakata inanmadığınız için onu kendinize saklayıp ya da kendinize çok güvenmiyorsunuz belki gibi. O biraz bence bizim hani liyakat da için içine girdiği için bizim kültürümüzün de onda önemli bir payı var diye düşünüyorum doğrusu. Hani bu tip ya biraz işbirliğine nasıl bakıldığıyla da alakalı olabilir. Genelde bizimki gibi kültürlerde bir nihai hedef değil de araç gibi bakılıyor. Yani hani demin Irmak ne dedi? İşte ben ilerleme sağlama konusunda işbirliğinin aslında günün sonunda herkesin çıkarına olduğunu düşünüyorum dedi. Ama işte bu galiba hani işte zurnanın zırt dediği yer senin bu öne sürdüğün önerme. Çünkü
herkesin %100 buna inancı olduğunun gözlemlenmediği ortamlardan bahsediyoruz bu işte hani kurumsal çevrelerde. Yani ben de böyle konuşuyorum ama benim bir kurumsal geçmişim yok, hani böyle atıp tutuyor gibi olmayayım. Ama akademide de rekabet. Ya tabii ki bunun bu aslında nerede çalıştığınızın ya tabii ki çalıştığınız yerin kültürünün bir belirleyiciliği olması dolayısıyla nerede çalıştığınızın elbette bir önemi vardır ama yani küçük bir çay ocağını işletirken de benzer sorunlar yaşayabileceğiniz, benzer çekişmelerle karşılaşabileceğiniz gibi büyük çok uluslu şirketlerin proje departmanlarında çalışırken de herhalde benzer şeyleri yaşayabilirsiniz. Herkesin doktoralı olduğu bir sistemde de yaşıyorsun. Hani eğitim de bunun şeysi değil bence. Değil, kesinlikle değil. Evet. Hiç değil. Ortada sınırlı kaynaklar daha da kötü varsa. Daha kurnazlıklar, daha büyük Bizans oyunları falan dönmeye başlıyor o zaman sistemde. Ve yalnız kalıyoruz. Yani sonuç olarak buradan bağlayacağımız şey sistemlerin içerisinde çok büyük ya da çok küçük. Yani küçük komünite sistemi olsun, büyük komünite sistemi olsun. Bir şekilde kendinizi yalnız hissediyorsunuz. O, belki o rekabet yüzünden, iş birliği yapamamamız yüzünden. Çünkü etrafınızdaki insanlara gerçek ilişkiler kuramaya başlıyorsunuz. Ve her an acaba mı ilişkisi üstüne üstlük bir yerden sonra. Ben bunu kendime de öz eleştirimi de yapayım. Böyle bir rekabetçi sistemin içerisinde bir kere kazık yersin, iki kere kazık yersin. Üçüncüsünde o bilgiyi kendine tutmayı öğrenirsin. Ben de yaşım gereği bunu öğrenme yaşına geldim. Hani yedim kazıklarımı, oturdum aşağıya. Ve şimdi ben de bu arada hani hep iş birliğine çok mu açığım? İş birliği yapacağım insanın kim olduğunu önceden çok ciddi tartmaya çalışıyorum. Hani acaba mı benden aldıklarını bir şekilde benimle paylaşmaya devam edecek mi bu süreçte, yoksa bir anda beni yalnız bırakıp arkamdan iş mi çevirecek? Bütün bunları bir şekilde yaşaya yalnızlaşıyorsunuz aslında. Ve değerlerimiz de belki bozulmaya başlıyor yani. Ahlaki demekten hala kaçınıyorum. Çünkü bence ahlaksızlık yapmıyorum. Ama normal şartlarda benim Melis'i için önemli olan değerlerin birçoğunu gerçekleştiremiyorum sistem içerisinde. Burada kaçınıyorum. Şimdi ikinci, Aylin'in de beklediği ikinci maddeye geçiyorum. Şimdi bu ilişkilerin profesyonelleşmesi, buradan ne demek istiyoruz? Şimdi çıkarımız için aslında görüşmek istemediğimiz insanlarla görüşüp onlara iyi davranmak zorunda olmak. Mesela yani bu patronunuza iyi davranmaktan ya da bir iş yemeğine katılmaktan tutun da işte sadece networking amaçlı bir davete katılmak olabilir. Ya da geniş aile üyeleriyle görüşmek olabilir. Öyle çok şey yapmaz. yok fazla ayrıntıya girmeden. Yoruma girmesin. Fazla ayrıntıya girmiyorum. Ama yani sonuçta dediğim gibi mesela benim anne olduktan sonra yaptığım bir şey işte küçük çocukların anneleriyle görüşmek. O da neden? İşte çocuğum arkadaş edinsin. İşte küçüklükten itibaren arkadaşları olsun. çocukluk arkadaşları. İşte çocukluk arkadaşları. Yani işte bu kadın daha sosyal deyip de çocuğumu dışlamasınlar gibisinden. ki tabii burada iş hayatında daha çok networking olarak adlandırdığımız, işte nereden bir iş fırsatı çıkabileceği belli olmaz şeklinde. Ama bunun şöyle bir sonucu var bence. Profesyonelleşmek diyoruz ya. Yani insanlarla iyi duyguları oynuyorsunuz. Yani rol yapıyorsunuz. Yani belki de o kişiyi görmekten gerçek bir sevinç duymuyorsunuz ama sevinmiş gibi yapıyorsunuz. Ya da işte kötü duygularınız. Mesela bir iş arkadaşınıza dediğim gibi çok kızdınız. İşte bir şey yaptığını öğrendiniz. Bir bilgiyi sizden sakladığını öğrendiniz. Ama gidip ona içinizden geldiği gibi bağıramıyorsunuz. Çünkü bir profesyonellik var. Yani gidiyorsunuz bir üstünüze şikayet ediyorsunuz. O da işte arkadan konuşmak oluyor ama işte iş hayatında beklenen profesyonel davranış bu. Ya da sitedeki komşularınızı gidip komşunuza bağırmıyorsunuz da site yönetimine şikayet ediyorsunuz gibi. Örneklerimiz var burada çok sayıda. Bir de yani ilişkilerin gittikçe yüzeysel olması, insanlara zayıf yönlerini göstermekten kaçınmak, derdini anlatmamak, yüzeysel ve her şey iyiymiş gibi ilişki kurmak. Bu konuda önce Aylin'e söz vereyim. Aylin hazırlıklı. Ya yok, aslında öyle müthiş bir hazırlığım var gibi böyle bir beklenti yükselttim ben ama buraya gelirken yolda haberlere bakarken Guardian'da tam da bugün çıkmış çok ilginç bir yazı gördüm.
Dedim ne kadar da alakalı. Hep az doğru sonra, konuları seçiyoruz değil mi? Evet, az sonra konuşacağım şeyle ne kadar alakalı dedim. Bayağı da hoş bir yazı. Başlığını şimdi telefondan bulmaya çalışmayayım da. Yani zaten hani İngilizce şey... Şu şekilde tercüme edilebilecek bir başlığı vardı. Ne tükettiğiniz değil artık ne kadar çalıştığınız önemli diye. Haberin başlığında da işte kocaman Marissa Mayer ve Steve Cook, Steve miydi? Neyse işte Apple'ın baş kişisi, CEO'su pardon, aklıma bir türlü gelmedi kelimeler. O ikisinin fotoğrafı oldu. Bayağı da güzel okunan bir yazıydı. Çok kısa özetleyeyim. Şundan bahsediyor. Diyor ki zamanında statü kaygısı ve statünüzü ifade etme, yani statü kaygısı olan kesimlerin, sınıfların ve bir şekilde daha yüksek olan statüsünü daha düşük statülü kitlelere göstermek ve bunu empoze etmek isteyen kitlelerin sığındığı araç tüketimdi. Yani 250 liralık bir mal, işte ne bileyim bir masa diyelim, işiniz görebilecekken gidip bunun 2500 liralık olanını alırdınız. Çünkü gücünüzü bu şekilde gösterirdiniz. İnsanların size saygı duymasını, belki hatta biat etmesini bu şekilde sağlardınız diyor. Fakat çağımızda işte bunu da hatta yani sosyolojide de bunun bir karşılığı var. İşte Veblen'in conspicuous consumption, herhalde baktım buraya gelmeden, gösterişçi tüketim denmiş buna. Yazı gösterişçi tüketimden biraz gösterişçi üretime geçtiğimizi söylüyor. Şimdi diyor ki bu resmini, fotoğrafı paylaşılan kişiler işte Steve Cook ve Marissa Mayer, yarın erken kalkıp işe gitmek zorunda olmayan insanlar. Bu insanların hayatlarını idame ettirmek için artık çalışmaya ihtiyaçları yok. Zaten hisseleri var, malları var, mülkleri var. Hani yarın uyanıp ya ben artık uyanmak istemiyorum, bu şirketi de yönetmek istemiyorum deme lüksüne sahip insanlar. Çalışan sınıfın aksine. Fakat her gün bu insanların işte kaçta yatıp kaçta kalktığıyla, ne kadar uyuduğuyla, ne yiyip ne içtiğiyle alakalı haberler okuyoruz. Çok da seviyoruz. Yani çalışan sınıf, profesyonel sınıf bu insanların çalışma rutinlerini, çalışma alışkanlıklarını okumaktan, bunları öğrenmekten çok hoşlanıyor. Çünkü bu insanlar çok çalışıyor. Çalışmak zorunda olmamalarına rağmen. İşte yazı bu Veblen'in gösterişçi tüketim kavramını alıp acaba bir gösterişçi üretim toplumuna mı geçiyoruz? Yani ihtiyacınızdan fazlasını çalıştığınız ve bu ekstra çalışmayı gösterdiğiniz hayatın sizin statünüzü belirleyen hayat olup olmadığını sorgulayan bir yazı. Çok aklıma yattı benim. Çünkü daha önceki haftalarda konuştuğumuz birçok konuyla da bağdaşıyor aslında. Örneğin ortak çalışma alanlarını konuştuk. İnsanlar birlikte çalışıyor, sürekli çalıştıklarını birbirleri paylaşıyorlar, gösteriyorlar. Yani hakikaten bir gösteri, ya çalışma da bir gösteriye dönüştü. Şimdi böyle diyorum ama ya hiçbirimiz bundan muaf değiliz. Yani ben de alıyorum bilgisayarımı, işte kafeye gidiyorum, orada oturuyorum, onu yapıyorum. Ya tabii bunun psikolojik sebepleri de var. Yani insan sürekli aynı yerde oturup çalışmak istemiyor olabilir. Yani bu illa gösterişçi olduğumuz anlamına gelmiyor ama işin büyük bir kısmı da hakikaten buna çıkıyor. Yani bu profesyonel sınıf denilen sınıf, ki bu sınıfın, bu CEO sınıfına zıt olarak gerçekten çalışmaya ihtiyacı var. Yani Marissa Mayer'ın hakikaten yarın sabah uyanmasına gerek yok ama ona öykünen insanların ve onun çalışma etosunu böyle kendine rol model olarak alıp hani onun izinden yürüyen insanların çalışmaya ihtiyacı var. Bu insanlar ne kadar iyi eğitimli, kültürlü insanlar olurlarsa olsun hayatlarını idame ettirmek için şayet ailelerinden onlara gelen büyük bir servet yoksa çalışmaları lazım. Bu da işte hakikaten bir bizde bir üretkenlik fetişi, meşguliyet fetişi. Tam ona bağlayacaktım. Çünkü işte üretkenlik fetişi ve meşguliyet fetişi mi ortaya çıktı ya düşündürdü bana. Şayet böyle bir fetiş ortaya çıktıysa bu da bizi hayli meşgul eden bir fetiş ve diğer insanları ayırdığımız vakitten çalan. Bir fetiş. Yani bu yazıdan önceki dönemde işte hani benzer konularda haberler, düşünce yazıları, denemeler çıktığında hep şey vardı. İşte o İngilizce tabiriyle stop the glorification of busy diyorlardı. Yani şey, övmeyi bırakın artık. Meşgul olmayı, övmeyi bırakın. Yani sorsanız herkes bir CEO kadar meşgul.
Her güzel de bir şey işte, insanların yaptığı işe önem vermesi, değer vermesi, işte kendini katıp yani hani boş vermemesi, baştan salmaması, motive olması insanların, bunlar güzel bir şey. Ama hakikaten yani kime sorarsanız sorun, herkes çok meşgul yaptığı işten bağımsız olarak. İşte bunlar beni düşündüren şeylerdi buraya gelirken. Bir de şöyle bir şey notlarıma yazmışım ben. Yani işimize özen göstermemiz gerekiyor. Ama insan sanki çok yakınımızdaki insanlar dışındaki insanlara özensiz olmak sanki daha çok prim yapıyor gibi geliyor bana bazen. Yani, ulaşılamaz. Aynen, ulaşılamaz, cool olmak, ulaşılamaz olmak, çok fazla duygusal yatırım yapmamak, çok zaman yatırımı yapmamak, onları ayağına beklemek, işte buluşma talebinin onlardan gelmesini beklemek falan gibi şeyler. Yani işinize ve özellikle çocuğunuza falan çok özen göstermeniz gerekiyor kültürümüzde. Ama mesela arkadaşlık ilişkilerinde böyle güç dengeleri olabiliyor. Sen ne dersin? Ya valla şu an söylediğin şeyler beni çok ciddi derecede etkiledi. Evet yani muhtemelen, evet ben bu akşam bunu düşüneceğim ama söylediklerin üzerinde şöyle bir şey düşündüm. Hani yalnızlık üzerinden ve profesyonellik üzerinden de algılamaya çalışırken sanki bu bir kısır döngü. Yani girdiğimiz sistemin içerisinde yalnızlaştıkça o yalnızlığımızın bir çıktısı olarak kendimizle meşgul olmak durumunda kalıyoruz. Kendi kendimize meşguliyetler de yaratmak zorunda kalıyoruz. Yanlış mıyım? Yani ne zaman ben bir duygusal çöküntü yaşasam çeşitli sebeplerden ötürü, hep gittiğim terapistler de dahil olmak üzere, etrafımdaki insanlar da dahil olmak üzere. Yani kaç gün içersin, kaç gün ağlarsın, bir yerden sonra kendini bir şeyle meşgul et. İşte o iş kendi işin olabilir, ekstra yeni hobiler edinmek olabilir, yeni şeylere yatırım yapmak olabilir zaman açısından. Bu sanırım bir önce yalnızlıktan kaçmak için başlattığımız bir şey. Yani zaten kendi kendimize kaldıkça daha fazla kendimize yatırım yapma. Çünkü diğer taraflara yaptığımız yatırımlardan da emin olamıyoruz. Biraz önce senin söylediğin şey de öyle. Yani birincil derecede hani evli olduğun adam ya da evli olduğun kadın, birinci dereceden annen baban ve çocuğun dışında diğer insanlara harcayacağın zamanla ilgili olarak karşılığını alıp alamayacağından o kadar emin değilsin ki. Aslında belki de onu kaçmak için yapıyoruz. Yani bu bir yalnızlık. Hani vereceğim, o programlara ayarlayacağım ama ben ayarlamadığımda acaba birileri beni arayacak mı? O da hoş bir duygu değil. Belki ondan kaçmak için meşgul oluyoruz. Meşguliyet de bizim için birileriyle sosyalleşmemek için güzel bir meşru kaynak olmuş oluyor. Çünkü bir ajandama bakmam lazım denildiğinde sanırım şu anda ben çok önemliyim. Hem ben çok önemliyim diyorsun, hem de işte sen çağırdığında hemen gelemem. Çünkü ben çağırdığımda senin hemen gelememe riskinden o kadar korkuyorum ki de demek belki. Tam bu diye dediğin, düşündüm söylediklerini. Tam bu dediğin bana işte bu Ercan Kesal'ın aşırı şiirsel yorumunu basitçe bulan arkadaşımızın yorumunu çağrıştırdı bana. Şimdi tabii şiirsel olabilir, şiirsel bulabilirsiniz yani bunda bir hani şey yok, sakınca yok ama şiirsel dahi olsa ben şu an Ercan Kesal'ın o alıntısının ne kadar geçerli olduğunu görüyorum. Çünkü orada ne diyor? Hem yalnızlıktan kaçıyoruz hem de yalnızlığımız bir türlü bize yetmiyor diyor. Yani Melis'in dediği de tam olarak o. Şiirsel de olsa doğru bir tespit gibi geldi bana. Ben katılıyorum. Yani bir yandan kaçmaya çalışıyoruz, istemiyoruz, mutlu değiliz bu yalnız olma halinden. Ama bir yandan bu hale daha fazla ihtiyaç da duyuyoruz. Evet. Bu hali yetiremiyoruz kendimize. Evet. Çünkü İşte birçok sebebi var. Bunlardan biri bir savunma mekanizması olarak çalışıyor olabileceği, Melis'in dediği gibi. Bu arada o komşulukla ilgili olan şeye ben de bir yanıt verme ihtiyacı duyuyorum. Yani gelen yoruma da bir yanıt olsun. Bence yani komşuluğu da şöyle anlamamak lazım tabii ki. Gidelim şu andan itibaren yalnızlığımızı kırmak ya da hani bunu bir sorun olarak görüyorsak kendimize karşı bir mücadele başlatalım ve bundan sonra etrafımızdaki herkese zaman harcayalım. Hayır. Neden? Çünkü şöyle bir şey daha var. Gene büyük komünite küçük komünite farkı bu. Komşuluk eskiden neyle alakalı? Belki bir mahalleye ait olmakla. Belirli bir kasaba, belirli bir köy, belirli bir kökeni paylaşmakla çok alakalı. Ortak tanıdıklar, ortak akrabalar, ortak ekonomik faaliyetler gibi. Şimdi bir apartmanda yaşarken, ki benim gibi küçük bir apartman da olabilir, bu devasa bir şey de olabilir, apartman da olabilir, hiç fark etmez. Oradaki insanlarla tek ortak noktanız oradan ev alabilecek gelire sahip olmanız muhtemelen.
yaşam tarzınız, hayata bakış açınız, zevk aldığınız şeyler birbirinden o kadar farklılaşıyor ki elbette ki bence de yani komşunuz olduğu için onun arkadaş olmanıza ve çok yakın sıkı fıkı komşuluk ilişkisi geliştirmenize ne gerek var ne de belki de yapabilirsiniz ancak rol yapabilirsiniz. Çünkü eski küçük sistemlerimiz çok bozulmuş vaziyette kentsel kentler büyüdükçe, nüfus arttıkça. Yani ne geldiğimiz köken aynı, ne inancımız aynı. Yani oturup sohbet etmeye kalksak nereden nereye kadar sohbet edebilirizle ilgili çok ciddi şeylerim var. Benim de soru işaretlerim var ve hemen mahremiyete de geçeriz ama artık bu her haftanın şeyi baş tacı konusu yine kutuplaşmaya bir cümleyle bağlamadan edemeyeceğim. Şimdi Melis'in anlattıkları doğru. Bir de hele yani Mayıs 2017 Türkiye'si gibi aşırı kutuplaşmış artık insanların birbirini boğazlama noktasına geldiği toplumlarda bu kadar sık yani sıkı fıkı olacağınız komşuyu da çok iyi tanımanız lazım. Tabii. Hakikaten çünkü onun değer yargıları sizinkiyle örtüşmüyorsa o sizin değer yargılarınızı kendine bir tehdit ve hatta düşman olarak algılayıp sizi yok etme şeyine moduna bile geçebilir. Bu da bir tehlike yani. Komşunuzu ihbar edin falan gibi şeyler. Yani evet işte veya bu işte kızla erkekle oturma muhabbetleri ilk çıktığında biliyorsunuz komşular birbirini şey yapıyordu işte burada kız erkek beraber oturuyor falan diye veya işte hani görmüşsünüzdür Twitter'a hep düşüyor böyle apartman yöneticilerinin bıraktığı notlar işte bilmem kaç numaralı dairede kız erkek bira içiyorlar falan diye işte yönetici cevap yazmış burası Suudi Arabistan değil burası Türkiye Cumhuriyeti sana ne be adam falan gibi. Sen aidatını öde yeter. Aynen evet. Yani Meris'in dediği gibi hani çoğu zaman insanların iki ortak noktası oluyor. Bir orada eve çıkabilecek veya ev satın alabilecek bütçeyi denkleştirebilmeleri. Bir de aidat ödüyor olmaları. Onun haricinde bambaşka dünyalara ait ve birbirini düşman olarak algılayan insanlar bile olabilir bunlar. Onun için arkadaşımızın yorumuna katılmamak şu yüzden işten bile değil. Yani ben tanımadığım, bilmediğim, dünyasından emin olmadığım insanla ne sıkı fıkı olacağım? Gelir sonra bir gün bana bir kötülük eder diye de düşünebilir insan. Şimdi ben son şeye geçmek istiyorum. Son konumuza. O da örgütlü hareket etmenin işbirliğinin mümkün olmaması. Bence aslında evet. Yani birinci maddenin içerisinde konuştuğumuz biraz şeylere bağlı. Biraz evet. Konuştuk. Şimdi benim kendi yaşadığım, tecrübe ettiğim birkaç şey var. Kendi günlük hayatımda gayet basit konular. Mesela şirkette insanlar hep konuşuyorlar. İşte kadınlar kendi aralarında konuşuyorlar. İşte emzirme odamız daha güzel olsun. İşte hatta bizim şirketin aslında kreş kurması lazım. Ya da bir kreşle anlaşması lazım. İşte hepimiz bakıcı parası vereceğimizi ya da hepimiz ayrı ayrı kreş parası vereceğimizi böyle ortak bir kreş olsa falan diye. Hepimiz kendi aramızda konuşuyoruz. Ya da sitede de konuşuluyor. İşte şu eksik, şunun yapılması lazım falan gibi şeyler. Ama kimse de böyle hadi hep bir araya gelelim de bir baskı grubu oluşturalım bu konuda demiyor. Mesela şu anda bizim Beşiktaş Belediye Başkanımız akaretlerdeki gayet düzgün kaldırımları hepsini kaldırdı ve hepsini baştan yapıyor. Hatta sen yazmışsın. Yazdım. Bunu mesela ben eskiden Dikilitaş'ta otururken kaldırımlar ve yollar o kadar kötü haldeydi ki işte ama mesela Dikilitaş'ların hepsi bir araya gelip bir baskı grubu oluşturmuyorlar bu konuda. Ve sanki bunu yapan insan böyle biraz yaşlı teyzeler böyle şeyleri kafaya takardı ya da yaşlı amcalar yaparlar ya. Yani çok boşuna bir şeymiş gibi. Tek başına ya senin işin gücün mü yok da bunlarla uğraşıyorsun zaten bu şaşırdık mı şeyi gibi. Zaten bir şey değişmeyecek gibi bir tepkiyle karşılanıyor. Evet ben yani bu örgütlü niye davranamıyoruz? Şirket ortamında, şehirde kendi oturduğumuz apartmanda ya da sitede bile niye insanlar bir araya gelip de ortak bir amaç için işbirliği yapamıyorlar onu merak ediyorum. Bence niye biliyor musun? Şu an aklıma gelen bir şeyi söyleyeceğim de yani bence niye diye atladım ama tabii ki kesin bir cevap değil bu. Yani yüzlerce açıklaması olabilir. Galiba bizimki gibi kültürlerde hep de böyle bizimki gibi kültürlerde diyoruz yani sonra ne bileyim hani ülkemizi kötülemeyin falan gibi şeyler okuyoruz bazen yorumlar biliyorsunuz da. En iyi bildiğimiz yer burası ve bu problem. Evet, onun için buradan örnek vermek zorundayız. Çünkü en iyi bildiğimiz yer hakikaten burası.
şey işte bizimki gibi kültürlerde çaba göstermenin biraz işsiz insan davranışı olabildiğine dair bir inanç var. Yani işte bu da cool olma mevzusuyla örtüşüyor tabii. Olabilir. Meşgul değil misin de sen böyle evet yani senin başka işin gücün yok mu da bunu kafaya taktın ve bunu iyileştirmek için uğraşıyorsun gibi bir algı var hakikaten. Benim de çok sık karşılaştım. Ben de mesela... Ben de yurt dışında okudum. Mesela buraya döndüğümde benim de ilk kafama taktığım şey şu olmuştu. Bunun için belediyelere falan yazmıştım ve hani hakikaten çevremdeki bazı insanlar hani böyle bana acır gözlerle bakmıştı. Hani kızcağız herhalde çok sıkılıyor, başka işi gücü yok gibi düşünülmüştü. Örneğin işte bu metrolarda ki yürüyen merdivenlerde solda durulmaması gerekir ya ama hep durulur ya. İşte hani bazı insanlar böyle şeylere çok sinirlenir ya. Ben de o insanlardan biri olarak, Melis de evet eminim onlardan biri. Örneğin ben İngiltere'de yaşarken şunu görmüştüm. Hep yukarıda tabela olurdu. Lütfen solda durmayınız veya işte neyse orada ters tabii de. Ben de hani buradaki Büyükşehir Belediyesi'nin veya işte o toplu taşıma sistemiyle hangi belediye ilgiliyse, hangisinin sorumluluk alanındaysa onun levhalar koyması gerektiğine inanmıştım ki insanlar arasında gerginlikler yaşanmasın. Çünkü sürekli böyle pasif agresif bir şekilde pardon diye insanları yara yara geçmek hakikaten şehir hayatında insanı üzen eden bir şey. Şimdi ben bile ülkenin geldiği hani şu noktada o zamanki dertlerime bakarken vay be ne dertlerim varmış falan diyorum ama yani hani bunun için örneğin belediyelerle falan yazışmıştım ve hakikaten böyle ya işi gücü yok bu kızın da herhalde diye düşünen insanlar olduğunu gözlemlemiştim. Hakikaten çaba göstermek biraz işsiz insan. Ortak bir çıkar için çaba göstermek. Yani evet bariz şekilde kendi çıkarınız olmayan bir şey için çaba harcamak biraz boş insan uğraşı gibi görünüyor. Bunu destekleyecek farklı bir argüman söyleyeyim. Kendi hayatımdan bir örnekle. İlgili kişi programı izlerse ya da izliyorsa üstüne alınabilir. Şimdi benim de biliyorsunuz üniversiteyle ilgili size de serzenişte bulunmuşumdur en nihayetinde. Sevmediğim, beğenmediğim bir şeyler var. Ve bazılarını benim değiştirebileceğim, benim kapasitem dahilinde bazılarını ben değiştirebilirim. Evet tek başıma değil ama belirli bir örgütlülük içerisinde 100 kişi olmamıza gerek yok ama 2-3 kişi birlikte yapılabilir şeyler. Fakat hani 1-2-3-5 konuşuluyor. O hep konuşmalarda kalıyor. Ben biraz daha eylem insanı olduğum için 5.sinden sonra hani konuşulmuştur, karar verilmiştir ama uygulamaya kimse geçirmiyorsa ben kendim taşın altına elimi sokarım. Bununla ilgili olarak benim aldığım eleştirilerden bir tanesi sana rahat mı batıyor? Çünkü şimdi benim çıkarıma hiçbir şey yok. Sistemi değiştirdiğim zaman aslında öğrenciler için iyi bir şey. Belki gelecekte ben o gün o koltukta oturmayacağım. Belki ben ayrılacağım. Belki beni kovacaklar. Bir şey olacak. O koltukta başka birisi de oturabilir. Onun rahatı olacak. Üniversite için iyi bir şey olmuş olacak. Yani benim çalıştığım üniversite için. Ama ben şu an bunu yaparken bana kendime ekstra efor harcıyorum. Daha fazla maaş almıyorum. Değil mi? Dolayısıyla bana rahat batıyormuş gibi. Niye bu sistemin içerisinde rahat rahat hareket etmek varken elini kolunu her tarafa çarpıp da şeklini değiştirmeye çalışıyorsun diye de bir yorum da alıyorum mesela. Belki de organize olamamanın, örgütlenememenin bir parçası da kimse kolunu, elini, ayağını çürütmek istemiyor. Birisi çürütecekse kimse o. Ortaya atıyorlar onu. O da mesela benim durumumda bazen ben oluyorum. Ben bundan yüksünmüyorum. Çok büyük bir gurur da duymuyorum. Ama ben kendi yaşam konforumu öyle sağlayabileceğime inanıyorum. Yani ben olduğum yerde bir etki, bir tepki yaratmayı önemli buluyorum. Ha benden sonra bunu Melis yapmıştı derler demezler. Onu da çok umursamıyorum. Hakkımı yemedikleri müddetçe. Ama hakikaten bu görüşte olmayan çok fazla insan var. Gene bunun yaşanmışlıklar ve yıpranmışlıklarla alakalı olabileceğini de düşünüyorum. İşte büyük komünite yaşamanın sorumluluk üstüne sorumluluk alma ile ilgili bazı yetilerimizi kaybettirmesiyle alakalı olabilir diye düşünüyorum. Yani çünkü gene küçük bir komünitede en nihayetinde eğer siz işte bir kuyu kazılacaksa ve siz kürek almadıysanız camiye gittiğinizde size niye gelmedin Ahmet derler. Hı hı. Ama şimdi bizde kimin ne yaptığı, kimin ne yapmadığı da çok da belli değil. Yapıyormuş gibi görünüp yapmayanlar, yapmıyorum deyip ya da yapmadığını söyleyip yapanlar o kadar çok böyle karmaşık bir şeyin içerisinde ve kontrol edilemez bir sistemdeyiz ki belki de örgütlenilemiyor olmasının bir sebebi o. Yani yapacağım ama kimse hakkımı vermeyecek diye de düşünüyor olabilirsiniz. Aha. Yani bütün bunların sizi ne kadar dertlendirdiğiyle, kişiliğinizle de alakası var herhalde. Evet, eklemek istediğimiz bir şey var mı? Yok.
Yok diye. Çok şey söylenir evet, de. Bir sürü şey söylenebilir. Hani bu konuda şeyler, psikologlar, Instagram'da falan ben bazı psikologları, psikiyatristleri takip ediyorum. Daha böyle bir şeyler yazıyorlar. Şey, en çok son zamanlarda karşılaştığım şey, sınır koy ve beklentiyi düşür. Yani kendi sınırlarını belirle, hayır demeyi öğren ve insanlardan da beklentini düşür. Herhalde yapabileceğimiz tek şey bu mu? Bilmiyorum. Ama bu da zaten yalnızlığa götüren bir süreç işte. Aynen öyle aslında. O zaman kaçınılmazsa bununla yaşamayı öğrenmemiz ve buna göre evrimimizi devam etmemiz gerekiyor herhalde. Ben çünkü öyle düşünüyorum. Hemen ikinize çok kısaca bir soru sorayım. Birisinden beklentinizi düşürdüğünüzde ne yaparsınız? Ben daha az veririm. Aynen öyle. Yani daha az veririm ki daha az beklerim. Evet. Mesela şöyle. Bu da zaten işte tam yalnızlık şeyine, çatalına girdiğiniz nokta herhalde. Ya da mesela birine bir konuda kızıyorsunuz ama kavga etmiyorsunuz. Hı hı. Çünkü kavga ederseniz hem şey diyecek, ay bu da ne kadar çok dert ediyor böyle şeyler evet, diyecek. Evet, evet. Hem yani kulluğunuz bozulacak. Kulluğunuz bozulacak. Hem de belki de ilişkiniz, yani ya çözülecek o konu, yanlış anlaşma varsa giderilecek, ya da belki de iyice uzaklaşacaksınız. Evet. Ama işte kavga etmeyeyim, ne uğraşacağım diyorum. Ama ondan sonra da ona bakışım artık samimi bir arkadaş gibi olmuyor. Evet. Ve şey gibi oluyor yani, kavga etmeyeyim, belki günün birinde bana lazım olur, belki bir faydası dokunur bana, tamamen çıkar bazlı bir ilişkiye dönüşmüş oluyor. Dolayısıyla belki de eğer içinizden o anda kavga etmek geliyorsa kavga etmek. O da çok insani bir şey olabilir. Aynen. Ve eğer çözülebilecek bir konuysa çözülüp o şekilde aynı samimiyetle devam etmesi belki de daha iyi. Ama evet işte bazen konforumuzu seçebiliyoruz. Evet. Bugünkü konumuz da böyle bir iç dökme şeklinde. Ama güzel program oldu bence. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.